Merhaba pesemistler, ben Azra. Bugün sizlere küçük oyuncaklarınız ve minişleriniz için kullanabileceğiniz bu salonun yapılışını göstereceğim. Öncelikle mukavvadan 20 cm'e 14 cm şeklinde 2 tane duvar keseceğiz. Ve ayrıca 20'ye 20 bir de zeminimiz olacak. Bu 3 karton parçasını renkli kağıtlarla kaplıyoruz. İşte. Şimdi bunları silikonla birbirine yapıştırabiliriz. Tadam! Odamız hazır. Sıra pencere ve balkon kapısı yapmakta. Perdeler için çeyrek daire şeklindeki 2 tane kağıdı yelpaze gibi katlıyorum. Ve pencerenin iki yanına yapıştırıyorum. Üstündeki boşluğa da bir şerit yapıştırıyorum ve pencerem hazır. Pencerenin yanına 2 tane raf yapıştıracağım. Bu rafların ölçüleri 10 cm'e 2 cm şeklinde olacak. Raflarımı mor bir keçe yardımıyla kaplıyorum. Ve şimdi de rafların arasına boncuklar yapıştıracağım. Böylelikle daha sağlam durabilecekler. Rafların arka kısmına da silikon yapıştırıp bu kısımlarından duvara yapıştırıyorum. Artık koltuğumuza geçebiliriz. Koltuğumuz için 14 cm'e 2 cm şeklinde bir arkalık ve yine 14 cm'e 4 cm şeklinde bir de oturak kısmımız var. Bunlar dışında bir tane kolluğumuz ve köşe koltuk olacağı için de öne yapıştırmak için küçük bir parçamız daha var. İlk önce hepsini kaplıyorum. Ve daha sonra birbirine yapıştırıyorum. Koltuğuma ayak olması için boncuk yapıştıracağım. Ancak daha sonrasında bu simli eva yardımıyla kaplayacağımdan dolayı ayakları gözükmeyecek. Ben iki kat boncuk yapıştıracağım ama eğer sizin boncuklarınız büyükse tek katta yapıştırmak yetebilir. Yeterince sağlam olduğundan emin olun. Ve daha sonrasında simli eva ile kaplayabilirsiniz. Gösterdiğim kısma bir kolluk daha yapacağım. Bunun için simli evayı rulo şeklinde katlıyorum. Daha sonrasında bu kısma yapıştırıyorum. Üst kısmını kapatmak için yuvarlak bir keçe yapıştırıyorum. Koltuğumuzun bitmesine çok az kaldı. Tek eksiği yastıklar. Yastık yapmak için de bu küçük pomponları birbirine yapıştıracağım. Ve işte yastıklarımız da hazır. Artık koltuğumuz tamamen bitti. TV ünitesi yapmak için 7,5 cm ve 3 cm uzunluğundaki bir kartonu keçe ile kaplıyorum. Ve daha sonrasında bu simli eva ile ona ayak yapıyorum. İşte! Ortasının dolu durması için buraya bir çekmece yapıştıracağım. Çekmeceyi de dikdörtgen bir keçe yardımıyla yapabilirsiniz. Ve tabii ki çekmecenin bir de kulba ihtiyacı var. Bu yüzden boncuk yapıştırıyorum. Sıra televizyonda. Bunun için çıkarttığım televizyonu daha kalın olması için bir evaya yapıştıracağım. Salonumuz neredeyse bitti.
ortaya yuvarlak bir halı yapıştırıyorum. Ve TV ünitesinin üstünün dolu durması için de çerçeveler yapıyorum. Çerçevenin ayakta durması için bu şekilde bir karton arkasına yapıştıracağım. Büyük çerçevenin önüne koymak için bir de küçük halini yaptım. Şimdi arka köşeye bir saksı yapabiliriz. Saksı için iki farklı boyuttaki Eva'yı birbirine yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında Eva'nın iki ucunu birbirine yapıştırıyorum ki yuvarlak dursun. Ayrıca saksının altına silikon yapıştırarak burayı kapatıyorum. Şimdi içine bitki yapacağım. Bunun için de yeşil bir kartonu rulo şeklinde katlıyorum. Ve makas yardımıyla şeritler halinde kesiyorum. Kestikten sonra kartonu açın ve daha köşeli bir şekilde katlayın. Bir de katladığınız yerden silikonla yapıştırdığınızda bitkiniz hazır. İşte. Orta sehpa yapmak için sarı renkteki Eva'nın altına pembe şerit bir Eva'dan ayak yapıyorum. Ve aynı arkadaki bitki gibi sehpanın ortasına bir bitki daha yapıyorum. Yalnızca bu bitkinin üstündeki yaprakların köşelerini biraz kestim. Böylece daha estetik duruyor. Şimdi lambader yapımına geçebiliriz. Lambaderin kafası için dikdörtgen bir Eva parçasını çapraz şekilde yapıştırıyorum. Ve altından kesiyorum. Daha sonra ayağını yapıştırmak için üstüne küçük bir tahta parçası yapıştırıyorum. İçine yapıştırdığım tahta parçasının ortasına ayağı yapıştırıyorum. Ayakta dengede durabilmesi için iki tane yuvarlak Eva parçasını üst üste yapıştırıyorum. Ve ortasından bir delik açıp ayağını buraya yerleştiriyorum. İşte lambaderimiz hazır. Son olarak rafların görünür kısmına simli Eva'dan şerit yapıştıracağım. Artık raflarımızı doldurmaya geçebiliriz. Ve salonumuz tamamen hazır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın.